Kıymetli Yeşilbük'te hemşerilerim. Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleket ülkemizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor, iyi seyirler diliyorum. Erzincan'dayız. İl merkezinden de Otlukbel ilçesine geldik. Munzura, Refahiye dağlarına selamlarla geldik ve buralara hayat veren Fırat'a. Kadim topraklar bu topraklar. Geçmişi milattan önceki yıllara geri gider buraların. Ve sapıyoruz Yeşilbük tabelasından sağa. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, şu çıplak boz başlı dağlarla yoldaş olduk. Öyle güzel bir yol ki bu, sağımız yeşil, solumuz kahverengi. Yeşilbük köyünün adı 1928 yılı kayıtlarında Nazif Komu olarak geçiyor. Köy Erzincan il merkezine 135, Otlukbeli ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta. Köyün nüfusunun zaman içinde azaldığını görüyoruz istatistiklere bakınca. Ancak İstatistiklerde görünenin çok ötesindedir yaşam. İş bulmak umuduyla başta İstanbul gibi büyük şehirler olmak üzere yurt dışı ülkelere göç etmiş Yeşilbüklüler. İstanbul'un hareketli mi hareketli, kültür mozaiği ilçesi Ümraniye, işte bu göç noktalarından biri olmuş. Burada ikamet etmekte olan Yeşilbük köylüler her fırsatta köylerinde alıyorlar soluğu. Hatta bir dernek kurmuşlar ve bu derneğin çatısı altında toplanmışlar. Ümraniye merkezli faaliyet gösteren Erzincan Otlukbeli Yeşilbük Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, nişanlarda, düğünlerde, sene ya da kırk lokmalarında ve daha birçok vesileyle dört bir yana dağılmış olan canları bir araya getiriyor. Muhtarımız Erhan Erdoğan'ın yanına vardık köye gelir gelmez. Vardık ki temel bilgileri alalım kendisinden. Kışın köyümüz, kışın 11 hane, yazında 30 haneye çıkıyor yani. Köyümüzün geçim kaynakları hayvancılık. Hayvancılık ve dağımız çok sert yani. Bir koyun oluyor da koyun, keçi yeri gerçi. Sığır fazla barınamıyor gerçi de. Öyle uğraşıyoruz işte hayvancılıkla. Yapacak bir şey yok. Köyümüzde öğretim, İlkokul vardı eskide de şu anda yok yani. Şu anda Otlukbeli'ne gidiyor olsa bile merkezimiz var. Yani Otlukbeli'ne gidiyor. O İstanbul'da zaten. Burada zaten genç de kalmıyor. Şu anda yaşlı çok. Köyümüzün kuruluşu şu anda 150 sene vardır yani. Şu anda göç yok.
80'lerde bir başladı göçümüz. Almanya, İstanbul, oralara yani dağıldı gittiler işte çok. Şu anda olsa zaten karabalık olsaydı hiç geçemeyiz bile. O 150 haneye çıkardı yani. Yol durumumuz açık yani. Sağ olsun belediye başkanımız Recep Gündüz açıyor. Gönderiyor adamı. Yusuf Tektaş var o tüp belinde. O da sağ olsunlar açıyorlar. Teşekkür ederim onlara da. Elektrik tabii oluyor illaki kesiliyor ama çok hani 2-3 saat sonra geliyor sağ olsunlar. Var tabii yazlıkçılar geliyor ev yapıyorlar. Bir iki ay kalıp gidiyorlar yani. Yani 11 kişi sürekli burada kalıyor yani. Tarım yok, ekemiyoruz yabaniden dolayı. Domuz ayı falan, ayı var, domuz var. Ekemiyor. Yani yerimiz de fazla şey değil yani. Dağlık bölge. Düz bir ovada kurulu, toplu halde bir köy Yeşilbük. Her yer o kadar sessiz ki. Bina köy misafirhanesine ait. Henüz çiçeği burnunda bir bina bu. Kapı inşaatı tamamlanmış ancak henüz tamamen bitmemiş. Seyit Mustafa Cem evinin önündeyiz. İçine de girelim. Girelim ki Seyit Mustafa dedenin türbesini ziyaret edelim. Karşımızda bir vişne ağacı. Köyde geçtiğimiz Mayıs ayında sıcaklık eksi dereceye düşünce birçok meyve ağacı zarar görmüş bundan. Yazık. Tek tük de olsa ağaçta vişne görmek güzel. Ama elmalar çok güzel görünüyor maşallah. Ve ahududular. Komşuları mı? Isırgan otları. Yanda da köyün otlarını toplamak ve biçmek için kullanılan aletler görüyoruz. Bir köylümüzün küçük bostanına girelim bakalım neler ekmiş. Oo, marul, salatalıklar, pazı, fasulye. Bahçe şu anda sulanıyor. Soğuktan korumak için üzerlerine bu örtü geriliyor sebzelerin. Köyün emektar çeşmesinden buz gibi akıyor su. 1974 yılında inşa edilmiş bu çeşme. Köyden geçmekte olan dere Nisan ve Mayıs aylarında akarmış. Ondan sonra ise böyle kururmuş işte. Şu minik köprüden karşıya geçelim ve ot yığınının yanına varalım. İşte bu ot makinesiyle yapılıyor bu yonca ve çayır otu karışımı. Sanki bir apartman gibi değil mi?
Aman, apartman kelimesini kullanmayalım. Zaten büyük şehirlerin apartmanlarından kaçtık da geldik. Kaçmasın keyfimiz. Bir türkü molası verelim mi? Kim hayır der ki buna? Emrah Erdoğan kardeşimiz sağ olsun bağlamasını da yüreğini ve sesini de esirgemedi bizden. Birlikte dinleyelim. Odunlar yavaş yavaş hazırlanıyor kışa. Yakacak odun demişken, bakın kalaklar da hazırlanmış köyde. Kalak yani tezek. Hayvan gübresinin yani diğer adıyla mayısın henüz sıcak haldeyken içine ot ve saman katılmak suretiyle hamur gibi açılıp yuvarlaklaştırılması ve kurutulmasıyla elde edilir kalak. Ve kışın soğuk günlerinde yakacak olarak kullanılır. Muhtarımıza ait olan ahırı da gezelim. İneklere de merhaba diyelim. Buzağlar da var. Maşallah size. Bu yavrular henüz 1,5 aylıkmış. Daha büyüklerse ayrı bir bölüme konulmuşlar. Ve bereketli yalan yanında tavuklar görüyoruz. Tavuksuz köy olur mu hiç? Köyün 150 seneden bu yana hizmet veren mezarlığı da burası. Akşam çöküyor yavaş yavaş. Tabiat da, insan da, hayvanat da dinlenmeye çekilecek. Bakın, inekler karınlarını doyurmuşlar, ahırlarına dönüyorlar. Yol verin dostlar, gideceğimiz yere varalım biz de. Ümraniye'den selamlarla gelmiştik. Şimdi Yeşilbük köylülerin selamlarını götürmeliyiz geldiğimiz yerlere. Misafirperverlikleri için Yeşilbük köyünün sıcak yürekli canlarına çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın güzel insanlar.